Dersem çık, elma dersem çıkma. Ne güzel bir sabah. İki gündür Ege'yi görmedim. Onu çok ama çok özledim. Uyanmış mıdır, uyanmamış mıdır? Hemen öğrenebilirim. Odası ne kadar da karışık böyle. Ege, Ege ben geldim. Elma dersem çık, ceviz dersem çıkma. Ya da ceviz dersem çık, elma dersem çıkma. Elma. Ay, ceviz, ceviz. Ceviz dedim Ege, çıkabilirsin artık. Burada değil. Çünkü buradayım. Ege. Odanda kaybolacaktım neredeyse. Şimdi toplarım Gaga, merak etme. Annem de ben de iki gündür hastaydık. Evle ilgilenemedik. Şimdi ikimiz de iyiyiz. Annem temizliğe başladı bile. Demek ben gidince hasta oldun. Evet Gaga, iyi ki geldin. Seni çok özledim. Gezin nasıl geçti? Ay çok güzeldi ama evimi özledim. Tabii en çok da seni, hem de çok. Bu da ne? Yürüyen bir çorap mı aldınız Ege? Yürüyen çorap mı? Evet, az önce yatağın altına girerken gördüm. Yürüyen çorap olur mu Gaga? Bunlar da burada kalmış. Bir an önce odamı toplasam iyi olacak. Gaga, Gaga. Buradayım Ege. Çorabı çıkarabildin mi? Hayır Gaga, uzanamadım. Bak Gaga çıkmış. Şimdi de masamın altına girdi. Yok Ege, yok. Gitmiş. Ne kadar da hızlı böyle. Benden de küçük, senden de. Evet, küçük ama çok hızlı. Baksana gözden kayboldu yine. Çorabın altında görülmeyecek kadar küçük ne olabilir ki? Belki de pille çalışan arabalarından biridir. Ben nasıl gömleğinin altında kaldım? Araban da çorabın altında kalmış olabilir. Olamaz Gaga. Pille çalışan tek arabam var. O da burada. Uf, şimdi nereye gitti? Birazdan çıkar ortaya, merak etme. Oyuncak değilse eğer acıkacaktır, susayacaktır Ege. Evin içinde dolaşıp duracak mı böyle? Ya üstüne basıp düşersek Gaga? İkimiz de çok dikkatliyiz Ege. Düşmeyiz kolay kolay. Bunu kim koydu buraya? Gaga, iyi misin? İyiyim Ege, iyiyim de. Odan engellerle dolu. Hiç ama hiç sevmedim ben bu durumu. Haklısın Gaga. Ama çorabın altında ne olduğunu öğrenmeden odamı toplamakla zaman kaybedemem. Anladım. En azından fındık tabağını kaldıralım. Basıp kırabilirim. Yani kırılabilir. Tamam Gaga. İşte oldu. Biraz da defterle düşünelim. Ne dersin? Tamam Ege, defter, defter. İşte. Saklambaç oynamayı seviyor. Biz görmeden saklandığı yerden çıkıp nasıl da uzaklaşıyor. Gözleri çok iyi görüyor olmalı. Koşarak kaçıyor. Kanatları olsa çoktan uçup giderdi belki. Evet Gaga, pencere de açık. Neden senin odana geldi acaba? Bizimle arkadaş mı olmak istiyor yoksa? Peki neden saklanıyor Gaga? Onu görmemizi istemiyor.
Arkadaşımız olmak isteseydi çoktan çıkardı ortaya. Belki de senden bir şey istiyordur. Çorap, çorabını işine arıyordur belki. Minik ayakları üşüyor olabilir. İşte buldum. Bunu mu arıyorsun? İstersen alabilirsin. Alabilir değil mi Ege? Tabii alabilir ama çoraba ihtiyacı olduğunu sanmıyorum Gaga. Ha? Kitaplıkta. Şu kitapların arkasına da bakayım. Öyle küçük ki kitapların arasına bile saklanmış olabilir. Yok Gaga, gitmiş. Gözümüzü dört açalım Ege. Kim bilir nereye saklandı yine. Acıktın mı Gaga? Ha, doğa dedektifleri araştırmalarını tamamlamadan yemek molası vermez ki. Bir ses duydum da ceviz kırdın sandım. Kırmadım ama kırabilirim. Hem işte güzel bir ceviz. Ha? Gaga duydun mu? Evet duydum. Ses şu taraftan geliyor. Bak Gaga, çorap masada, fındık tabağının yanında. Sessizce yaklaşalım. Çok korktu ama çorabın altından çıktı sonunda. Küçücük bir fareymiş. Nasıl da saklamış o uzun kuyruğunu. Kuyruğunu görseydim hemen anlardım fare olduğunu. Ben de görmedim Gaga. Çoraptan kurtulunca daha da hızlı koştu sanki. Çok ama çok hızlı. Kaçarken bir fındık almayı da unutmadı. Ceviz sever Gaga, fındık sever farenin peşinde. Önce elimizden geleni yaptık ama fareyi yakalamayı başaramadık. Oradan oraya koşup durdu. Bizi çok yordu. Ama sonra Gaga fileden yapılmış pazar çantamız sayesinde ona zarar vermeden yakaladı. Küçük fareyi ormanlık alana bırakmadan önce fotoğraflarını çekmeyi unutmadık. Sonra odayı da iyice temizledik. Beklenmeyen konuğumuz fındık faresiymiş. Küçük vücuduna göre gözleri kocamandı. Parlak tüyleri kahverengiyle sarı karışımıydı. Fındık fareleri ağaçlara tırmanır, yiyeceklerini kolayca bulurmuş. Açık penceremden bakınca fındıkları görmüş olmalı.